Ulusal Emaret'in kuruluşunun 98. yıl dönümü nedeniyle düzenlediğimiz Cumhuriyet Balomuza bir kez daha hoş geldiniz. Öncelikle hepinizi en içten dileklerimle selamlıyor. Milletimize eşsiz bir armağan olan Cumhuriyetimizin 98. yılını hep birlikte kutlamanın mutluluğunu, sevincini, onurunu yaşadığımızı bildirmek istiyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Atatürk 10. yıl nutkunu Türk milleti ebediyete akıp giden her 10 senede bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle, saadetlerle, huzur ve refah içinde kutlamanı gönülden dilerim. Ne mutlu Türk'üm diyene bitirmişti. Onun bu temennisine karşın Cumhuriyetimizin 100. yılına girerken büyük sorunlarla boğuşmaktadır. Gazi, Cumhuriyet'in ilanından 36 gün sonra Cumhuriyetimiz öyle zannedildiği gibi zayıf değildir. Cumhuriyet bedava kazanılmış da değildir. Bunu elde etmek için çok kan döktük. Her tarafta kırmızı kanımızı akıttık. İcabında müesseselerimizi müdafaa için lazım olanı yapmaya hazırız derken önümüze yaşamsal, kutsal bir görev koymuştur. Atatürk yönetiminde Türkiye kısa sürede hayatın her alanında bütünsel kalkınma yöntemi ve sanayi tesislerini kurmuş, köylüsünü efendi yaparak ayağa kaldırmış, kadınını özgürleştirmiş, bayındırlıkta, sağlıkta, eğitimde, sporda, kültür ve sanatta yaptığı atılımlarla örnek alınan bir ülke yapmış. Cumhuriyet kuruluş ayarlarına, hedeflerine mutlaka yönelecektir. 100. yıla bu kararlılıkla yürüyor, başaracağımıza yürekten inanıyor, milletimize güveniyoruz. Devrimdir, atılımdır, ilerlemektir Cumhuriyet. O zaman sonsuza kadar Cumhuriyet. Yaşasın Cumhuriyet. Devleti yaşayanların Atatürk ülkelerine, inkılaplarına özle bağlı Marmaristler. Hepinize öncelikle saygılarımı sunuyorum. Atatürkçü Düşünce Derneğimizin değerli yönetim kurulu üyelerinin çalışmalarıyla birlikte sağ olsunlar bizleri bu akşam bir araya topladılar. Bu anlamda ben öncelikle
tüm ekibe teşekkür etmek istiyorum. Bununla beraber Cumhuriyetimizin 98. kuruluş yıl dönümü başta ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizle saygıyla ve büyük bir minnetle andığımı ifade etmek istiyorum. Değerli Marmarisliler, biraz önce Cumhuriyet'le ilgili Şube Başkanımız Dilay Hanım birçok detayı iletti. Ancak bir kez daha üzerinden geçmek istediğim bir nokta var ki, Cumhuriyet nedir? Cumhuriyet, yönetimin saraydan alınıp halka verildiği rejimdir. Ancak maalesef ki son yıllarda buna dair geriye doğru bir dönüş söz konusu oldu. Ama konuşmanın içerisinde de geçtiği şekliyle. Hiçbir zaman umutsuzluğa yer yoktur. Umutsuz insan vardır ama umutsuz vaka vardır, umutsuz insan yoktur. Bu anlamda biraz önce salona girerken de gözleyebildiğim kadarıyla bu güç, bu umut fazlasıyla bu salondaki herkesle ve Marmaris yaşayanlarında da fazlasıyla mevcut. Cumhuriyetimizin birinci yüzyılını tamamlamak üzereyiz. Bu yüzyıl içerisinde Cumhuriyetimize karşı çok büyük saldırılarla karşılaştık. Dahili ve harici birçok saldıranlar oldu. Ama hiçbir şekilde bu Cumhuriyeti yıkmaya hiç kimsenin gücü yetmedi ve bundan sonra da hiçbir şekilde yetmeyecektir. İkinci yüzyılına girdiğimiz Cumhuriyetimizde inşallah hep birlikte çok daha güçlü şekilde, daha çok demokrasiyle, daha çok özgürlükle ve ulu önderimizin bize gösterdiği ilkeler doğrultusunda muasır medeniyetler seviyesine çok daha sağlıklı ve hızlı şekilde yaklaşacağımıza ben adım gibi eminim. Netice itibariyle bizim kendi görev süremizle ilgili değerlendirecek olursak, Marmaris'te kronikleşen birçok sorunu nasıl aştığımıza hepimiz şahit oluyoruz. Bu anlamda da bizim önümüz açık, yolumuz uzun ve ikinci yüzyılda salonlarda değil meydanlarda çok daha coşkulu kutlamayı hep birlikte yapmak dileğiyle Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Hiçbir zaman bizleri kırmadı, her türlü etkinliğimizde yanımızda oldu. Bu güzel ve özel nadide gecenin hazırlanmasında başta kendileri, belediyenin tüm ekipleri, tüm meclis üyeleri, başkan yardımcılarım hepsine sonsuz teşekkür ediyor ve nacizane, güne özel Atatürkçü Düşünce Derneğimizin özel plaketini vermek istiyorum. Lütfen kabul buyursunlar.